Yüzyıllık Savaş. Şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye tarihin en büyük savaşının tam ortasında. Bunu şimdi görmüyor, anlamıyor, fark etmiyor olabiliriz. Ama bu gerçeği bilerek yaşamak, geleceğimize örmek anlamına geliyor. Yeni Zelanda bize Türk'ün Türklüğün, Türk vatanının tehlike altında olduğunu anlattı. Zaten bu mesajı vermek istediler. Dünya üzerinde Müslümanlar adına söz söyleyecek başka ülke var mı? Yok. Büyük güçler karşısında geri adım atmayan başka bir devlet var mı? Yok. Bu nedenle mesaj doğrudan bize, İstanbul'a, Ayasofya'ya. Arap Baharı'na bakın. Ülkeler tarumar oldu. Suriye diye bir ülke kalmadı. Medeniyetler eridi, gitti. Milyonlarca insan vatanından, evinden, geçmişinden oldu. Geleceğinden de Irak'a bakın. İşgal ve işbirlikçiler el birliğiyle Mezopotamya'yı kemirdi, bitirdi. Müslümanın olduğu pek çok yerde savaş, gözyaşı ve acı var. Afganistan'a bakın, aynı şey. Türkiye ve Türklük bu dalganın önündeki son engel. Bunun da saldıranlar açısından anlaşılır tarafı var. İç siyasete girip ahkam kesecek değilim. Dışarıdan gelecek saldırıyla ilgileniyorum. Asırlardır aldığımız tek zafer Kıbrıs. Onu da zehir ettiler. Tanıyan yok. Başımızı kaldırmamıza izin vermiyorlar. Gittik, kahramanca savaştık, aldık. Ancak yetmiyor. Masada yok sayıyorlar. İçeride şu an dışarısı adına konuşan çok isim var. Bunun neden bir türlü azalmadığını bilemiyorum. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın bunlar eksilmiyor. Yeni Zelanda'da silahına Türkiye kin kusan ifadeler yazanlar ile yan başımızdakiler aynı kelimeleri farklı lehçelerle söylüyorlar. Bosna'da komşunun ırz düşmanı olacağını, kanını susamış bir canavara dönüşeceğini düşünen var mıydı? Yoktu. Ya Çanakkale'de yendiklerimizin bir daha geri gelmeyeceğini düşünen? Bazen IMF olarak, bazen darbe olarak, bazen DAEŞ olarak, bazen PKK olarak, bazen ASAL olarak geldiler. Gelirlerdi. Bilmemiz gereken bu adamların niyetinden sapma olmadığı. Kapının dışında hepsi. Umutsuz değilim. Değiliz. Sadece bilelim. Kısır şablonlarla gidiliyor. Konu anlaşılmış değil. Birileri yanlışlarında ısrar ediyor. Asla ve kat'a değişmiyor. Sorgulamıyor. İçeride hepimiz birbirimizin hatasına, günahını buluruz. Zor değil. Hiç değil. Ama konu bu mu? Konu aramızdaki yanlışlar mı? Ya aramızda yanlış yapacağımız bir memleket kalmazsa? Bunu düşünen az. Bakın, 100 yıl önce masa kuruldu ve Osmanlı'nın topraklarının yarısından fazlası gitti. Osmanlı buna ihtimal veriyor muydu? Dedelerimiz, Galicia'dan Yemen'e kadar savaşan hangi askerimiz bunu düşünüyordu? Ama oldu. Parçalandık, eridik. Bakın şimdi, tam da 2019'da yeni masanın kurulması ve dağıtımın yapılması gerekiyor. Yine bölünmeler, yine ayrılmalar, yine acılar olacak. Belki 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi olmayacak bu. Ama para ile, terör ile, istihbarat operasyonları ile olacak. Olacak. Bunun için Çin'e güç veren aileler ile Pentagon arasındaki büyük mü büyük, acımasız mı acımasız bir savaş var. Her iki taraf için de olmazsa olmaz ülkeler var. Mesela en önemli iki ülke. İngiltere, Türkiye. Burada açalım biraz. Örneklerle gidelim. Boris Johnson da mı Rothschild ailesinden kaçtı? Steve Bannon'ın ne kadar etkili olduğunu anlatmaya gerek yok. Avrupa'da birçok ülkeyi sadece 3 ayda dizayn edecek kadar özel bir akla sahip. Şimdi Bannon daha da güçleniyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in güvensiz biri olduğunu söyledi. Eskiden Trump'ın sözünden çıkmadığına ama şimdi Brexit konusunda ikili oynadığına dikkat çekti. Bannon, Trump Beyaz Saray'da göreve başladıktan birkaç gün sonra Theresa May hemen geldi. Gelmek zorundaydı. Çünkü Washington en büyük güç. Trump'ın Brexit konusunda söyleyeceklerini, uygulayacağını dair söz verdi. Uygulamadı. Artık onun için zor günler bile büyük mutluluk. Washington'dan gittiği anda program dışı bir Türkiye ziyareti gerçekleştirdi. Bunu Washington'da kimse anlayamadı. May'in o gün neler yaptığını anlamadığımız için şaşkındık ama bugün de ne yapmaya çalıştığını anlayamıyoruz dedi. Aynı Bannon, Boris Johnson'ı övmeye başladı. Boris, ilham verici dedi. Bu cümle derin Amerika'nın İngiltere Başbakan adayının Boris Johnson olduğunu gösterdi. Bannon, Türkiye üzerinden de etkisi olan Boris Johnson'ı 10 numaraya göndermekte kararlı. Yıllarca Rothschild ailesinin İngiliz siyasetindeki en önemli aktörlerinden birisi olan Boris Johnson, Pentagon'a göz kırptı. Çünkü bu kadar kilo vermesi sıradan bir olay değil. Günden güne eriyor. Brexit konusunda ABD ile zıt fikirlerde olan Johnson fikri mi değiştirecek? Yoksa aynı fikri savunup Washington'ın planlarına destek mi verecek? Elbette Washington'ın isteklerini savunacak çünkü Boris Johnson 10 numarada yaşamak istiyor.
Kabul etsek de etmesek de Bannon Avrupa'da birçok lideri başbakanlığa taşıdı. Eğer Johnson 10 numaraya taşınırsa İngiltere ile ABD'nin büyük ortaklığını göreceğiz. Çin'in İpek Yolu projesi olmayacak. Boris Johnson, İpek Yolu projesi ile ilgili 2017 yılında eğer patron Londra olacaksa projede yer alırız. Ancak Çin süper güç olmak için bu projenin vagonunda bizi yolcu gibi görmek isterse her şeyi ters düz ederiz demişti. Washington'da Keşmir'i kendi operasyon planına dahil ederek İpek Yolu projesini şimdilik engelledi. Keşmir'in İpek Yolu için önemi çok fazlaydı. Keşmir'in bu konuda önemli olduğunda Washington'da söyleyen ilk kişi Steve Bannon'dı. Bannon, İpek Yolu'nun büyük ailelerin ticaret planı olduğunu defalarca anlattı. İpek Yolu'nun hedefinin Çin'i büyütmekten çok ABD'yi zayıflatmak olduğunu savundu. Bannon neden Çinli iş adamı Guo Wenghui'nin bir an önce ABD'ye getirilmesini istedi? Getirildi de. Guo Wenghui'nin kim olduğunu Ocak başında ayrıntılı yazdım. Hatırlayanlar olacaktır. Bannon'ın bizim için İran değil, asıl tehlike Türkiye dediğini de. Guo Wenghui, İpek Yolu Çin'i tek ülke, tek yol haline getirecek. Çin'in olmadığı hiçbir yerde yaşam olmayacak. Bu proje tarihin son büyük projesi olacak. Çünkü İpek Yolu proje dışı kalanları yok edecek. ABD bunu anladı ve karşı atak yapıyor. Bugün Çinli şirketlerle mücadele etmek, İpek Yolu'nu engellemek için atılan adımların detayları dedi. Yeni masa kurulması için ABD'nin ya da Çin'in geri adım atması gerekiyor. Türkiye, ABD'nin saldırıları yüzünden kendini çekti. Haklı olarak. Çin de bizim gibi muazzam bir ortak için kapılarını açtı. Ancak Washington bizim o kapıdan içeri süzülmemizi istemediği için var gücüyle gelecek. NATO'suyla, Pentagon'uyla, CIA ile gelecek. Amaç Çin'i durdurmak ya da bitirmek. Bu yolun tam ortasında Türkiye'den geçiyor. Kazanırlar, kaybederler bilemem. Ama geleceklerini biliyorum. 100 yıl önce de buna benzer bir denge vardı. Ayaklanmalar, kopuşlar, isyanlar enerjimizi aldı. Doğru adım atamadık. Ne zaman başımızı kaldırsak bir bela ile güne uyandık. Tam olarak Washington'a dönsek hamle bu kez doğudan gelecek. Paradan gelecek. Şimdi bütün bunları görmeden siyaset yapmak ve yanlış bir çizgide gitmek kime ne kazandırır? Beka sorunu var mı? Arkadaşlar, Karlofça'dan beri beka sorunumuz var. Bunu görmek için alim olmaya gerek yok. NATO'dan yükselen planlarda niye Ayasofya var? Hep birlikte düşünelim. Kapımızın önündeki tehlikeyi görelim. Korkacak bir şey yok ama görürsek. Görmezsek unutun gitsin yazdıklarımızı. Ergün Diler, Takvim.